Sevgili arkadaşlar, yasak denildiğinde sizlerin aklına ne geliyor bilmiyorum. Ama benim aklıma ilk gelen insan sağlığına zararlı ürünler ya da toplum kurallarına aykırı uygulamalar geliyor. Pek çok ülkede hiç kimseye bir zararı olmamasına rağmen yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar vardır. Bu videoda sizlere dünyanın değişik ülkelerinden derlediğim İlginç yasakları paylaşacağım. Videoda bu yasakları iki bölümde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İlk bölümde makul ve kabul edilebilir yasakları oluştururken, ikinci bölümde ise anlamakta oldukça zorlandığım ve birbirinden absürt yasakları paylaşmış olacağım. Bu yasakları duymaya hazırsanız hemen başlıyorum. İtalya'nın Milano şehrinde kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor. Çin'de ise yaya geçidinde durmak yasak ve durmanın cezası 5 Çin Yuan'ı. Almanya'da evinize giren bir hırsıza yastıkla vurmakla bıçak saplamak arasında hiçbir fark yok. İkisinde de silahla bir insana saldırmış olarak kabul ediliyorsunuz. Kanada'da yağmur yağarken çimleri sulamak yasak. Dubai yasalarına göre Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya, daha sonra hapis cezasına dönüşebiliyor. Amerika'nın Chicago eyaletinde nükleer silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bu eylem yapıldığı takdirde cezası 500 dolar. Yine Amerika'dan bir yasakla devam edeceğim. 1986'dan beri Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti 180 günlük bütün e-postaları yasal olarak okuma hakkına sahip. Belçika'da trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüş yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda. Fransa'da domuzlara Napolyon ismi vermek yasak. Asla veremezsiniz. İsrail'de illegal radyo yayını yapmak yasak. Ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız resmi yayına dönüşebiliyorsunuz. Kanada'da tereyağı ile karışmasını önlemek için margarinin rengi sarı olması yasak. Avustralya'da elektrikçi lisansına sahip değilseniz ampulünüzü değiştirmeniz yasak. Hollywood bulvarında 2000'den fazla koyun varsa araba kullanmak yasak. Kırgızistan'da kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermek, küfretmek, alkollü içecekler tüketmek yasak. Miami'de karakol içinde kaykay sürmek yasak. İngiltere'de meclise zırh giyip kılıç ve kalkan ile girmek yasak. İrlanda'da cadılıkla ilgili çalışan ya da büyü işleriyle uğraşan kişiler bir yıla kadar hapis cezasına çarptırabilir. Londra'da salgın hastalığınız varken taksi durdurmak yasak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Pasifik kıyısında kelebekleri rahatsız etmek yasak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde birisinin arkasından konuşmak ve dedikodu yapmak illegaldir, yasaktır. Her ülkenin belli ki makul nedenlerden dolayı koyduğu ve anlaşılır yasakları var, bunu kabul ediyoruz. Ancak bazı yasaklar var ki yorumlamakta oldukça zorlanıyorum. O yasakları anlamlandıramadım. Bakalım duyunca sizin düşünceniz ve yorumunuz ne olacak? İsviçre'de pazar günü çamaşır asmak yasak. Teksas'ta kuşların otobanlarda yol önceliği vardır. Ohio'da sarhoşken balık yemek yasak. Yine Amerika eyaletlerinden Vermont'ta kadınların takma diş için kocalarından yazılı kağıt alma zorunluluğu vardır. Kanada, Bank Street'te pazar günleri dondurma yemek yasak. Tayland'da araba kullandığınız zaman
gömlek giymek zorundasınız. Florida'da bekar kadınlar pazar günleri parış tatlı iş yapamazlar. Yasak. İngiltere'de kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata yemesi yasak. İskoçya'da inek sahiplerinin sarhoş olması yasak. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. İskoçya'da pazar günleri balık avlanmak yasak. Kanada'da ağaca tırmanmak yasak. İtalya'da yumruk atmak yasak. Norveç'te erkeklerin en az 5 yılda bir komşu ülkelere denizden açılması gerekiyor. Kaliforniya'da yaşıyorsanız küvette portakal yiyemezsiniz. Yasak. Yine Amerika Florida'da kuaförde saç kurutucusunun altında uyuyan kadın ve salon sahibi para cezasını çarptırır. Kentucky'de 1.80'den daha büyük silahları gizleyerek taşımak yasak. En ilginç olanını en sona sakladım. Londra'da meclis binasında ölmek yasak. İster bedensel olsun ister ruhsal. Her kısıtlama, her yasak, yasaklanan metaya duyulan gereksinimi körükler. Ancak yasakları delmek adına, yasak elmayı yiyelim derken, yediğimiz ayva olmasın sakın ha. Kalın sağlıcakla.